Merhaba arkadaşlar. Şimdi eşit küme üzerinden devam edeceğiz. Kümeler konusunda başlamıştık. İki bölüm çektik. Şimdi eşit küme aslında mantık olarak çok basit. İki tane kümenin elemanlarının tamamen birbiriyle aynı olması durumuna biz eşit küme olarak niteliyoruz. Şimdi bir tane örnek üzerinden anlatalım bunu. Mesela diyelim ki D kümesi olsun. Bu kümede x öyle ki diyelim x kare küçüktür 27 diyelim ve x doğal sayı olsun arkadaşlar ve yine bir D kümesi demeyelim bu sefer, tabi E kümesi diyelim, burada da x öyle ki x küçüktür 6 diyelim ve x ne olsun arkadaşlar, gene doğal sayı olsun. Burada D kümesini yazmak istersek nasıl yazacağız? Şimdi doğal sayılar olacak ve doğal sayıların karesi 27'den küçük olacak. Bu ne olur? 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir mi? 6 olamaz arkadaşlar. Çünkü 6'nın karesi 36 ve 27'den küçük değil. 6'dan küçük olan doğal sayılara bakalım. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Dolayısıyla gördüğünüz gibi D ve E kümelerinin elemanları birbirinin tamamen aynısı. Dolayısıyla bu iki küme eşit olacak. Ama size bir soru gelecek olursa zaten soruyu doğrudan işte iki kümenin elemanlarını bu şekilde açık olarak D'yi ve E'yi verip hani bunlar eşit midir diye sormaz. Bu şekilde D ve E kümelerini işte kapalı olarak verir ve buradan sizin çıkarım yapmanızı bekler diye düşünüyorum. Şimdi kümelerde işlemlere gelelim arkadaşlar. İşlemler. İlk işlemimiz ne olacak arkadaşlar? Birleşme özelliği. Birleşme işlemi diyelim. Birleşme işlemi. Şimdi şöyle bir A kümesi düşünelim. Bir de B kümesi diyelim. B kümesi diyelim. Burada bir renk değiştirelim. Şimdi eğer A birleşim B'yi öğrenmek istiyorsam ne yapacağım? Şimdi A'yı alacağım, B'yi de alacağım. Bu iki kümeyi birleştirmiş olacağım bu şekilde. Şimdi bu iki kümenin bir kesişim için alanı vardı. Neresiydi o alan? Şu bölge bizim için ne oluyor? Kesişim bölgesi alanı. Ama şöyle de olabilir arkadaşlar. Mesela A olur, B olur. Şimdi eğer A ve B'nin hiçbir şekilde bir kesişim yoksa biz bu tarz kümelere ne diyoruz? Ayrık kümeler diyoruz. Şimdi burada tabi birleşme özelliğini yeniden incelediğimizde yine yeni birleşme dediğimiz yer nerede olacak? Bu iki kümenin toplamından oluşmuş olacak. Ama burada ikisinin kesişimi hiç yok. Ya da şöyle olabilir arkadaşlar. A diyelim. Bir de B diyelim. B ne oluyor burada? A'nın alt kümesi olmuş oluyor. Eğer böyle bir durum oluşursa A birleşim B'yi ne diyeceğim? A birleşim B aslında doğrudan A'ya eşittir. Çünkü B'nin bütün elemanlarını A içeriyor. B'nin bütün elemanlarını A içerdiği için bizim B için özel bir notasyon göstermemize gerek yok. A zaten hem A'yı hem de B'yi ifade etmiş oluyor. Şimdi burada bir de liste yöntemiyle bunu bir görmeye çalışalım. Liste yöntemi diyelim. Liste yöntemi üzerinden görmeye çalışalım. Mesela diyelim ki A kümesi 1, 2, 3 A ve B'den oluşsun. B kümesi de arkadaşlar işte 1, 3 A, E. Şimdi bu şekilde en azından bazen işte gözünüzden kaçacak olan ifadeler olabilir. Birleşimi ister sizden mesela. Birleşimi nedir der ama gözünüzden kaçacak şeyler oluşabilir. Onun için ben şöyle bir metot uyguluyorum. Yani herhangi bir kümeyi tercih edebilirsiniz. Önce bir herhangi bir kümeyi olduğu gibi yazın. Mesela A'yı yazdım ben önce. Daha sonra da diğer kümeyi de sorgulayarak yazın. Mesela şimdi B kümesini buraya ekleyeceğim ama 1. 1 benim bu kümemde var mı? Var. Onun için yazmıyorum. 3 var mı? Var. Onu yazmıyorum. A var mı?
var, onu da yazmıyorum ama e yok. E'yi buraya ekliyorum. Yani önce bir kümeyi yazıp daha sonra ikinci kümeyi sorgulaya sorgulaya giderseniz hata yapma ihtimaliniz azalmış olabilir. Ama çok da zor bir şey değil tabi. Şimdi birleşmenin özelliklerine bir bakalım. Bu tek kuvvet özelliği. Tek kuvvet özelliğini eğer bir A kümesiyle aynı A kümesini birleştirmek isterseniz yine aynı A kümesini elde edersiniz. Şimdi A kümesiyle bir boş kümeyi birleştirmek isterseniz, yani içinde hiçbir şey yoksa, ne elde edersiniz? Yine A kümesini elde edersiniz. Daha sonra A ile B'yi birleştirmek istediniz. Bu ifade aynı zamanda B birleşim A'ya da eşittir. Buna ne diyoruz? Değişme özelliği değil mi? Değişme. Değişme özelliği. Daha sonra bir özelliğimiz daha. Zaten bunlar paket halinde geliyor. A birleşim B birleşim C diyelim. Bu ne eşit olacak? Mesela önce A birleşim B'yi yaptınız. Bu aslında aynı zamanda ne eşit olacak? Buna eşit olmuş olacak. Yani isterseniz önce A ile B'yi birleştirip sonra bunu C ile birleştirin. Ya da B ile C'yi birleştirip sonra bunu A ile birleştirin. Tercih sizin tamamen. Az önce söyledik şimdi yazacağımı değil mi? B birleşim. B eğer A'nın alt kümesi ise ise A birleşim B ne eşit olacak arkadaşlar? A birleşim B. B A'nın alt kümesi olduğu için A'yı eşit olmuş olacak. Evet. Şimdi bir tane örnek yazalım. Şimdi bir tane vermiş bize, diyelim ki A'nın eleman sayısı 10. B'nin eleman sayısı ise 5 olsun. Şimdi soru A şıkkı bize diyor ki A birleşim B en fazla kaçtır? En fazla kaçtır? Şimdi şöyle düşüneceğiz. En fazla olmasını istediğimiz durum için ne yapmamız gerekiyor? Bir bunu düşünelim. Şimdi biz arkadaşlar şunu özellikle göstermiş olayım. A birleşim B yaparken ne yapıyoruz aslında? Ya da sayısı A birleşim B diyelim. Bunu ararken aslında sayısı A artı sayısı B eksi sayısı A kesişim B. Neden böyle yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü mesela şöyle bir düşünelim. Burası A olsun, burası da B olsun. A, B, C. Bunlar ne demek? Yani A'nın eleman sayısını A artı B ifade ediyor. B'nin eleman sayısını B artı C ifade etmiş oluyor. Şimdi burada ben A birleşim B'nin toplam eleman sayısını almak isterken sayısı A'nın aldığını düşünelim. Mesela A artı B olacak değil mi? A artı B. B'nin eleman sayısını almak istersen B artı C olacak. Şimdi gördüğünüz gibi eğer burada bir şu ifadeyi ben çıkartmazsam ne oluyor arkadaşlar? A birleşim B'yi ararken A artı B ile B artı C'yi topluyorum. Benim istediğim A artı B artı C olması gerekirken ne oluyor? A artı 2B artı C olmuş oluyor. Ben bunu istemiyorum. Bunu istemediğim için ne yapıyorum? Bir A kesişim B'yi çıkartmam gerekiyor. Yani B kadarını çıkartıyorum. Böyle bir durumda ben A artı B artı C'ye ulaşmış oluyorum ve istediğim sonuç ortaya çıkmış oluyor. Şimdi sorumuza dönecek olursak, sorumuz için pek yer kalmadı. Şurada yapalım bunu. Şimdi biz A'nın eleman sayısını 10 olarak vermiş burada. Formüle göre yapalım. B'nin eleman sayısı da 5. Biz çıkaracağımız sayıyı minimum yapmak isteriz ki A birleşim B'nin toplam sayısı maksimum olsun. Ne olabilir? Sıfır olabilir arkadaşlar değil mi? Sıfır olması için bize bir kısıtlayıcı koşul koymamış ortaya. Dolayısıyla maksimum ne oluyor? 15 olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar burada B'nin sıfır olması ne demektir? Aslında biz B'yi sıfırlamış olduk değil mi? A kesişim B'yi sıfırlamış olduk. Bu aslında şöyle biraz boş sayfada göstereyim. Yani şöyle bir şey oldu değil mi? Burası sıfır olmuş oldu. Burası sıfır, aslında böyle bir kesişim bölgesini ortada tutmamızın bir anlamı yok. Şöyle bir şey olmuş olacak değil mi? Şuralara A ve B diyelim. A ve B. Gördüğünüz gibi kesişim sıfırsa biz burada neyi elde ettik? Ayrık kümeleri elde ettik değil mi? Ayrık kümeler.
Şimdi burası 10, burası da 5 olmuş oldu. Böylece maksimumu elde etmiş olduk. Şimdi bunun B seçeneğinde de diyor ki sayısı A birleşim B minimum, ya da Türkçe yazalım. Türkçe yazalım. Şöyle silinmiş gibi yapmış olduk. Şimdi sayısı A birleşim B'de en küçük ne olabilir diyelim. En küçük ya da en az, küçük denmez, en az denir. Değil mi? En az ne olabilir? Şimdi yine aynı, aslında form üzerinden yapmıyoruz. Bir mantığı var ama form üzerinden aslında matematik olarak daha iyi göreceğimizi düşünüyorum ben. A artı sayısı B eksi sayısı A kesişim B. Şimdi A'nın eleman sayısı ne? 10. B'nin eleman sayısı 5. A kesişim B'nin eleman sayısı ne olmuş olacak? Burada biz ne yapmak istiyoruz? Bu ifadeyi en az olmasını istiyoruz. Ben buradan neyi çıkarabilirim? 5'i çıkarabilirim. Değil mi? Neden? Çünkü şöyle bir düşünelim. Şimdi A olsun, B olsun. Bu ortadaki yere x dersem, bu x en fazla hangi değeri alabilir arkadaşlar? Bu iki kümenin hangisinin eleman sayısı en az ise onu alabilir. Çünkü aslında buradaki A kesişim B dediğimiz şey bir anlamda B'nin bir alt kümesi, değil mi? Alt küme kendisinden, alt küme, üst küme diyelim ona, üst kümesinden daha büyük olamaz. Dolayısıyla burada A ve B'den en küçük olan hangisi? Sayıca 5. O yüzden 5 olmuş oluyor. Buradan nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Şunları gönderdik. 10 olabiliyor. Peki böyle bir durumda ne elde etmiş olduk biz aslında arkadaşlar? A diyelim. Burası da B olsun. Yani B A'nın alt kümesi olmuş oldu. Değil mi? B ve A'nın kesişimi tamamen B olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar aslında bu konuda, bu soruyu çözerken birazcık değil aslında bayağı bir kesişime değinmiş olduk. Ama ben aslında ortaokuldan birazcık da bildiğimizi varsayarak bu soruyu çözmüş oldum. Ortaokul bilgilerimizi biraz kullanarak. Ama kesişimi bir de lise boyutunda incelemiş olalım. Çok da aslında hiçbir farkı da yok gibi. Şimdi kesişim diyorum. Az önceki soruda zor bir soru değildi ama belki oturtamayan arkadaşlarımız olduysa burada daha iyi anlamış olacak. Kesişimi de tam olarak işlemiş olunca. Şimdi kesişim dediğim şey nedir? A ve B diyorum. A ve B için ortak olan bölgeye kesişim diyorum. Şimdi az önceki gibi ayrık iki küme olabilirdi. Ayrık iki küme. B güzel yazamadım. Ama B hepsi şey o. O şey B. Şimdi A ve B'nin burada kesişimi ne olacak arkadaşlar? Eğer bu bir ayrık küme ise boş küme olacak. Yani herhangi bir ortak noktaları yok çünkü. Şöyle düşünelim. Şöyle diyelim. Eğer B A'nın, bu bunun için, bu da bunun için, B A'nın alt kümesi ise bu mantıksal operatörü sık sık kullanacağız arkadaşlar. Burada ise anlamında kullanacağım onu. B A'nın alt kümesi ise A kesişim B'ye eşit olacak arkadaşlar. Doğrudan B'ye eşit olacak. Evet. Şimdi bir tane küçük kesişimle ilgili örnek çözelim. Diyelim ki bir A kümesi verelim arkadaşlar ve bu A kümesinde x öyle ki x küçüktür 5 diyelim ve x elemandır doğal sayıların. B de diyelim ki x öyle ki x kare küçüktür 2 ile x eksi 2 diyeceğim ama aslında neyi göreceğiz arkadaşlar? Zaten bütün karelerin aslında böyle bir şey yazmış olsak dahi arkadaşlar eksi 2 ile 2 arasında desek de x kare, biz şunu biliyoruz. X kare dediğimiz şey her zaman ve her zaman sıfırdan büyüktür. Aslında bu tarz bir şey yazması durumunda dahi biz bunu mantıksal olarak neye çevirmek durumundayız? X kareden
1, 2. Şurası da 0 olacak arkadaşlar. X bu durumda B kümesi için yazıyorum. B kümesini yazalım daha doğrusu arkadaşlar. B kümesini yazmaya başladık. Onun için B'yi yazıyoruz. Şimdi 0 ile 1 olabilir. A'yı düşünelim. A ne olabilir arkadaşlar? Doğal sayı olduğu için 0, 1, 2, 3 ve 4 olabilir. A ve B'nin kesişimi ne olacak arkadaşlar? A kesişim B. Gördüğünüz gibi B A'nın alt kümesi. Çünkü 0 ve 1 gördüğünüz gibi her ikisine de ortak ve A'nın ekstra elemanları var. Dolayısıyla A B'nin alt kümesi olduğu için A kesişim B ne olacak arkadaşlar? B olacak. Evet. Şimdi birazcık uzayabilir ders. Ama zaten çok da bir yerimiz kalmamış olduk kesişimle ilgili. Şimdi hep söylediğimiz özellikler tek kuvvet özelliği. A kesişim A dersem cevap ne olacak arkadaşlar? A olacak. Daha sonra eğer A kesişim boş küme yaparsam ne olacak? Boş küme. Yani boş kümeyle siz herhangi bir kümeyi kesiştirmek isterseniz boş küme olacaktır bu. Daha sonra A kesişim B ne eşit olacaktır? B kesişim A'ya. Ne olacak bu özellik? Değişme özelliği diyelim. A kesişim B kesişim C dersem ve önce A ile B'yi kesiştirmek istersem arkadaşlar bu ifade ne eşit olacak? A kesişim B kesişim C diyelim ve gördüğünüz gibi istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. İsterseniz A kesişim B yapıp sonra bunu C ile birleştirin. İsterseniz B ile C'yi kesiştirin. Sonra A'yı kesiştirin. Hatta ve hatta burada şey de yapabilirsiniz. A ile C'yi kesiştirip daha sonra da B'yi kesiştirebilirsiniz. Çünkü değişme özelliği var bildiğiniz gibi. Ve diyorum ki arkadaşlar eğer A B'nin alt kümesi ise A kesişim B ne olacak? A olacak. Az önce A B'nin B A'nın alt kümesiydi. Burada acaba niye değişti diye düşünmeyin. Bu kez A'yı B'nin alt kümesi yaptım. Onun için bir farklı konuştu. Yoksa aynı mantıkla hareket ediyoruz. Şimdi evet arkadaşlar bunu burada bitirelim. Gelecek derste yine kümelerden anlatmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.